Merhaba Ersin Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bizim bir formatımız var. Bu Bize Bahset programımızın adı. Biz burada düzenli olarak farklı konularda, farklı kategorilerde konuklar ağırlıyoruz. Bugünkü konuğumuz bilgi güvenliği kapsamında sizsiniz. Öncelikle Ersin Çahmutoğlu kimdir, nedir, ne iş yapar? Kısaca sizi tanıyalım isteriz. Ersin Çahmutoğlu uluslararası ilişkiler mezunudur. Uluslararası ilişkiler lisans çıkışları, yüksek lisansını aslında bunu şey olarak çevirelim. Nasılsa kayıt alıyoruz değil mi? Evet. Tamam, biz yani kendime çevirelim. Rahat olabiliriz. Canlı yayında değil. Aynen öyle. Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Lisans çıkışım uluslararası ilişkiler. Daha sonra yüksek lisansımı Milli Savunma Üniversitesi'nde yaptım. Uluslararası güvenlik alanında. Evet. Yaklaşık 6 yıldır siber güvenlik çalışıyorum. Siber güvenliği biraz daha devletler arası güvenlik boyutuyla çalışıyorum. Siber casusluk ve devlet destekli siber aktörler özelinde çalışmalarım var. Hı hı. Onun dışında doktora yapıyorum şu an Sakarya Üniversitesi'nde, Orta Doğu çalışmalarında. Hı hı. Yine bir şirkette, özel bir şirkette, isim verebiliyor muyuz bu arada? O bilişimde çalışıyorum araştırmacı olarak. Hepimiz internet kullanıcısıyız. Artık internet kullanmanın yaşı bir hayli düştü. Çocuklarımızın elinde dahil internetler var. Tabletler, telefonlar. Soru şu, son kullanıcılar için internet güvenliği nedir? Nasıl olmalı veya nasıl sağlanılabilir? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi artık internet kullanım yaşı çok düştü. Yani tabletler, telefonlar artık çocukların ellerine geçiyor ve artık bu cihazlar internetsiz olmuyor. Doğru. Hepsinin mutlaka bir internet bağlantısı gerekiyor. Herhangi bir oyun veya bir şey izlemek için, bir şey yapmak için. Dolayısıyla bu yaygınlaştıkça bu kullanım alanı ve işte yaş olarak işte daha küçük yaşlara indikçe güvenlik riskleri artıyor. Ve dolayısıyla bireysel olarak insanların güvenliğini alması gerekiyor. Hı. Tabii ki çocukların ailelere burada iş düşüyor. Aileler kendi çocuklarının güvenliklerini sağlayacak. Burada bireysel olarak alınabilecek önlemler aslında çok basit ve bunlar aslında sık sık belli yerlerde konuşulan, tekrarlanan şeyler. Doğru. Bir kere kullandığınız yazılım, kullandığınız cihazın güncel olması gerekiyor. Sürekli işte belli markaların sık sık yaptığı güncellemeler var. Bunları yayınlıyorlar. Bunlara işte kritik güncelleme denebiliyor bazen. Bazen işte sıradan güncelleme, güvenlik güncellemeleri. Doğru. Bir kere bunların en başta bunlara dikkat etmek gerekiyor. İkincisi, mobil cihazlar veya bilgisayarlarda bir antivirüs programı olması gerekiyor. Bu artık klişe oldu belki ama evet, gerçekten önemli bir husus. Doğru. Burada programın adının belki ne olduğu tartışılabilir. Şu program daha iyi, bu program daha iyi, bunu söyleyemeyiz, tartışırız bunu belki ama herhangi bir program ve de işte güvenlik duvarları vardır. Doğru. Sistemlerin kendi içerisinde. Onların sürekli açık olması, güncel olması gerekiyor. Bunlar en basit alınabilecek yöntemler. Bir de bizim belki bunlara ilave olarak işte girdiğimiz web siteleri, yine kullandığımız programlar, indirdiğimiz uygulamalar, bunların hepsinin kaynakları çok önemli. Bunlar bize nereden geldi, nasıl ulaştık, nasıl erişiyoruz, nasıl kullanıyoruz aynı şekilde. Bunlar çok önemli. Yine genel geçer aslında bir tanım yapmış oluyoruz burada bu anlamda. Yani bunların güvenliği, aslında bunların güvenliği bizim de güvenliğimiz olmuş oluyor. Doğru. Bir anlamda. Doğru. Çünkü bunlara gelecek her saldırı bize saldırı olabilir. Milli güvenlik meselesine dönüşüyor artık bu tip olaylar. Kesinlikle. Aslında birey güvenliği, aile güvenliği, oradan toplum güvenliği ve tabii devlet güvenliği, ulusal güvenlik meselesi olmuş oluyor. Çünkü yurt dışı kaynaklı bir saldırı olabilir ve bu saldırıda bir bireyin hedef alınması aslında onun üzerinden belki çeşitli yerlere gidebiliyor. Çünkü zombileştirme. Aynen öyle. Botnetler var, zombi netler var. Güvenlik açıkları var. Doğru. Onlar işte zero day diye bilinen çok daha farklı açıklar var. Bu açıklar üzerinden, bir birey üzerinden siz farklı yerlere gidebiliyorsunuz artık. Böyle bir tehdit var ne yazık ki ve bu gittikçe de gelişen bir tehdit. Evet. Peki, az önce söylediğiniz şeye istinaden herkesin kafasındaki o meşhur soruyu soracağım. Antivirüs yazılımları virüsleri kendi üretip daha sonra antivirüsleri mi satmaya çalışıyorlar? Kısaca bunu da öğrenebilirim. Bu konuda evet çok bir spekülasyon var diyelim, dedikodum var diyelim. Yani bu konuda net bir tabii ki veri yok. Hiç kimse bunu ortaya çıkartamıyor, söyleyemiyor. Zaten bu siber dünyada böyle bir şey var. Hiçbir şeyi net olarak ortaya koyamıyorsunuz aslında. Yani bir zararlı yazılımın ya da bir casus yazılımın, bir zararlı bir aktivitenin kaynağını çok zor buluyorsunuz. Çünkü o sizi yanıltabiliyor. Aslında bir adrese gidiyorsunuz belki ama o sizi yanıltabiliyor. Tamam. İşte istihbaratta false flag var mesela, işte sahte bayrak. Böyle bir operasyon var. Ruslar bunu çok iyi yapar mesela. Evet. Dolayısıyla şimdi evet bir antivirüs programı belki ürünü satmak için böyle bir şey üretmiş olabilir. Bu hani biraz komplo teorisine kaçan yorumlar da oluyor. Doğru. Burada. Bu da olabilir. Olmaz diyemeyiz. Ama bugüne kadar yaşandı mı yaşanmadı mı bunu bilmiyoruz açıkçası. Belki çok daha derinlerde bu işin üzerine gidenler belki bir şey elde etmiş olabilirler ama henüz bu konuda elimizde net bir bilgi yok. Teşekkürler. Şimdi az önce değindiniz ama tekrar üstünden geçmek babında soruyorum. Şimdi dediniz hepimizin elinde mobil cihazlar var. Son model, yani Türkiye dünya genelinde telefon çöplüğü, telefon mezarlığı şeyinde ilk 3 sırada. Her çıkan yeni modele geçen ilk 3 arasındayız biz. Geçen gün bununla ilgili bir yer araştırması yapıldı. Hem maddi olarak etkileniyoruz hem mobil cihazların geldiği noktada içindeki yazılımlar gerçekten güvenli mi? Şimdi Samsung olsun, Xiaomi olsun veya türev şirketler olsun, içine yerleştirdikleri işte asistandı, şuydu, buydu, bizim verilerimizi gerçekten toplayıp ilgili şirketin sunucularına yedekleyip işte bizi de işte Amerika'nın, Çin'in herhangi bir datası haline çeviriyor olabilirler mi? Bunu engellemenin bir yolu var mı? Yani bununla ilgili de bir minik yorumunuzu alalım. Şöyle, şimdi burada son söyleyeceğim, belki başta söylemiş olayım. Yani bu tür cihazların kullanımı yaygınlaştıkça, büyüdükçe... telefon çalıyor, özür dilerim. Şurada bir sessiz alayım. Allah'tan değil, canlı yenge. Rahatsız ediyor çünkü. Şimdi son kullanıcılar dediğimiz kişiler, işte bireysel kullanıcılar, işte sürekli gelişen mobil cihazlar ya da işte bilgisayarlar. Mobil cihazı özellikle konuşalım yine biz. İşte bu yıl bir yenisi çıkıyor, bir modelin üstü modeli çıkıyor. Bir ek bir özellik geliyor, onu almak istiyor ve gidip alıyor. Ve dediğiniz gibi sizin de Türkiye bu konuda gerçekten üst sıralarda, yani yeni bir cihaz çıktığı zaman insanlar kapıda kapıda kuyruk oluşturabiliyorlar. Şimdi bu bize neyi getiriyor? Evet, cihazın özellikleri üstün. Evet, son teknoloji diye işte tanıtılıyor. Belki bir öncekinden çok daha farklı özellikler ekleniyor. Fakat bu cihazların her bir bu özelliği aslında bir kod sistemi tabii ki o ve bunun bir açıklığı var mı yok mu bunu kendileri bile bilmeyebiliyor bazen. Evet. Bu neyi ortaya çıkartıyor? İşte o zero day dediğimiz, 0. gün dediğimiz açıklar var, güvenlik açıkları var. Birazdan belki buna değineceğiz. İşte casus yazılımlarının aslında bir noktada sızdığı yollardan bir tanesi de bunlar oluyor. Üreticinin bilmediği bir şey bu, bir açık ve bir şekilde kötü niyetli aktörler ve bunlar devlet oluyor genellikle, istihbarat servisleri oluyor. Bunlar bir şekilde o cihaza, o sisteme sızmış oluyorlar. Bilgi de vermiyorlar o açığı olduğuna dair ilgili firmaya, ilgili şirkete. Kendileri bunu istismar ediyorlar. Doğru. Şimdi bu tür cihazlarda o yüzden cihazı aldık, evet kullanıyoruz. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor kesinlikle. Bunlarda %100 güvenlik diye bir şey yoktur hiçbir zaman. Siber güvenlikte hiçbir zaman %100 güvenlik yoktur. Mutlaka bir şekilde bir açık vardır ve o açıktan isteyen kötü niyetli kişi istediği şekilde telefonunuza erişebilir. Bu devlet de olabilir. Bu şirketin belki de devletle anlaştığı bir şekilde, mesela Xiaomi ile ilgili çok bu konuda söylenti vardı. Huawei ve Xiaomi doğrudan Çin devletine veri veriyor. Yani kullanıcı verilerini alıyor, iletiyor, alıyor, iletiyor. Çin de burada işte çok geniş bir istihbarat havuzu oluşturuyor. Batı'daki, Avrupa'daki ülkeler özellikle oradan bir profil çıkartabiliyor. Şimdi bu tarz, bunlar tabii ki komplo teorisine kaçan aslında biraz yorumlar. Gerçekliğe de yakın ama bu arada. Kesinlikle yakın. Çünkü bunlar mümkün şeyler. Teknik olarak mümkün hepsi. Peki diğer türlü baktığımız zaman cihazı aldık, kullanıyoruz. Uygulama indiriyoruz. İşte yeni özellik geldi, onu kullanıyoruz, bunu kullanıyoruz. Onların da kendi içerisinde bir açık olabilir, bir zafiyet olabilir. Bizi yine yanlış yönlendiren, belki işte iş yoğunluktan o anda işte fark edemediğimiz bir şey olabilir. En ufak bir hatada belki bizim o cihazımızın güvenliği tamamen yok olabilir, hasar verebilir. Bize bile belki ilerleyen zamanda hem maddi hem de belki de canımıza bile kastedebilirler daha sonra. Bu tarz şeyler çünkü çok yaşadık, gördük. Şimdi gayet nitelikli ve nicel bilgiler aldık. Teşekkür ederiz. Şimdi asıl önemli soru, az önceki ilk soruyla bağlantılı aslında. İnternet kullanım yaşı düştü dedik ya. Geçtiğimiz senelerde siber zorbalıkla ilgili çok büyük adımlar atıldı. Özellikle Türkiye özelinde. Çocukların internet üzerinden istismar edilmesi ve webcamlerinin zorla açtırılıp işte evde kimse var mı yok mu sorusuyla başlayan, daha sonra istismar sürecine kadar giden bir olaylar silsilesi vardı. Bu bugün de var, yarın da olacak. Özellikle ebeveynlerin bunlara engel olması için ne yapması gerekir? Çocuklarımıza telefon kullanmayın, tablet kullanmayın bizim için bir çözüm değil. Bu tüm dünya halkları için geçerli. Yani siber zorbalık için aileler tam olarak ne yapmalı? Çocuklarımız internetteki tehlikelerden, işte yazılımlar olsun, donanımlar, cihazlar olsun, bunlarla koruyabiliyoruz ama bunları yapamayacak olan insanlar ne yapmalı sizce? Şimdi ailelere gerçekten çok büyük iş düşüyor burada. Çocukları, özellikle siber zorbalık, özellikle kız çocuklarını, ki artık cinsiyet ayrımı da olmuyor bunda. Artık bu yeni dönemde maalesef kötü niyetli insanlar bu ayrımını gözetmiyorlar. Şimdi burada en önce yapılması gereken belki de ilgili ürün, işte mobil cihaz mı veriyoruz, tablet mi, bilgisayar mı, ne veriyorsak onun nasıl kullanılacağını, nasıl kullanması gerektiğini çocuğa göstermek ve öğretmek. Eline verip bırakmak değil, al işte kullan, şey yap falan değil. Burada tabii ki aileye de iş düşüyor. Aile ne kadar bu konuda bilinçli? Şimdi bizim Türkiye olarak, hatta bence bütün dünyada böyle, biz bazı raporlarda bunları okuyoruz. Bilinçli tüketici diyoruz ya, aslında bu siber güvenlikte de bireylerin de bir bilinç, bir farkındalık sahibi olması gerekiyor. Kullandığı cihazları nasıl kullanacak, tehditlerden nasıl uzak kalacak. Şimdi ailede herhangi biri işte bunu bilmesi gerekiyor ki çocuklara da bunu anlatabilsinler, öğretebilsinler. Şimdi burada gene basit yöntemler var. İşte o ilgili başta bahsettiğimiz güvenlik önlemleri, yazılımların güvenliği, güncelliği, antivirüs programları, nereye girmek, girmemek gerekiyor, nereden ne indirmek gerekiyor vesaire. Bunların bilgisi vermek gerekiyor. Aynı zamanda çocuklar için işte belki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün işte Siberay projesi var mesela. Hani bu tarz platformlardan belki işte video izleterek, oradaki dokümanları okutarak, belki başka kaynaklardan yine bir şey izletip okutarak onların bu alanı siber dünyada nasıl güvenli kalabilirler, kendileri nasıl koruyabilirler siber zorbalardan. Yani bu artık şey bile değil, nasıl diyelim, bir siber saldırı bile olmayabiliyor aslında bu siber zorbalık dediğimiz şey. Çünkü bir iletişim platformu üzerinden, sosyal medya üzerinden, başka ağlar üzerinden çocukları gerçekten rahatsız edici davranışlarda, tutumlarda bulunabiliyorlar. Dikkatli olmak gerekiyor. Çocukların evden kaçma süreçlerine kadar gidiyor. Kesinlikle öyle, kesinlikle.